Şimdi insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Madem insan dünya için gelmedi, o zaman dünyaya niye geldi? Demek ki bir insan yaratılmışsa dünya özel bir amaç olması lazım. O insana karşılık bir de ahiretin yani sonsuzluğun yaratılması lazım. Şimdi sen bir balık görsen balığa karşılık ne var diye düşünürsün? Deniz vardır değil mi? Balık varsa deniz vardır. Şimdi birazdan insanın mahiyetinin derinliklerine ineceğiz 20 maddeyle. Ve diyeceksin ki ya insan böyle bir insansa kesinlikle ne olmalı? Ahiret olmalı. Balığı görsen deniz vardır. İnsanı görsen sonsuzluk olmak zorundadır diyeceksiniz. Belli ki bu insanı yaratan insan için ebedi bir alemi de mutlaka yaratmıştır diyeceksiniz. Hani ördek yumurtadan çıkar nereye koşar? Çıkar çıkmaz suya. Sen suyu nereden öğrendin? Nereden biliyorsun? Ha? Senin ana yurdunun, ana vatanının su olduğu ne belli? Arayışından belli değil mi? Peki bizim ana vatanımızın burası olmadığı, ahiret yurdu olduğu ne belli? İşte birazdan onlar belli olacak arayışımızdan. Şimdi Üstad Hazretleri insanın 20 tane özelliğini Kur'an'dan toplamış ve bize aktarmış. 20 özellik. Akıl alır gibi değil özellikler. Bu 20 özelliği okuduktan sonra ne için yaratıldık? Nereye gideceğiz? Allah var mıdır? Yani aklınıza gelebilecek bütün soruların toplu cevabı var. Yani bu ders bize mahiyeti insanı anlatıyor. İnsanın mahiyetini, ne için yaratıldığını, özelliklerini ve önemini. Niye önemli? Yani bilmesem olmaz mı? Ben de bilmeden yaşayayım bu dünyayı. Olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Şimdi mesela ben şu karşıma bir tane ufak çocuk alsam, 2-3 yaşında. Ben o çocuğa bir çikolata uzatsam, bir de kaşıkçı elmasını uzatsam hangisini alır? Çikolatayı alır. Neden böyle yapar? Çünkü mahiyetten gafildir. Yani bunların önemini bilmemektedir. Halbuki bunların önemini bilse kaşıkçı elmasının içinde sonsuza kadar bütün çocuklara yetecek çikolata saklıdır değil mi? Şimdi bizim niye bu kendimizi tanımamız önemli? Bu sebepten önemli. Kendimizi tanıyıp sonsuza kullanılır bir hale getirebiliriz. Kendimizi tanımazsak çocuğun çikolatadan aldığı lezzet kadar bile bu dünyadan lezzet alamadan göçüp gideceğiz. O yüzden ders çok elzem bir ders. Haydi buyurun okumaya başlayalım. Bismihi Sübhanehu. 11. Şua 7. mesele. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki. Şimdi giriş hitabını görüyor musunuz? Bakın ilim ve fenin hakim olduğu bir asırda hitap böyle olması lazım. Bu asır öyle hastalıklı bir asır ki. Nice İslam büyüklerinin sözlerini bile artık insanlar delilsiz kabul etmiyor. Ne diyorlar bu asırda insanların favori sözü ne? Görmediğime inanmam. Bakın görmediğime inanmam diyen insanlığa Üstad Hazretleri bütün delilleri gözlerinin önüne serecek şekilde cevaplar verecek birazdan. Peki bu ders o zaman sadece inanmayanlar için önemli bir ders mi? Hayır, hayır. Onları dinden çıkaran şeytan seninle benimle de uğraşmıyor mu? Uğraşıyor. Peki o şeytanın yayın organı olan nefis onun içinde olduğu gibi senin benim içimde de yok mu? Var. Demek ki inanan inanmayan herkes için o kadar mühim bir ders okuyacağız ki inanın hayatlar değişecek bu derste. Buyurun. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Ağacın sonu nedir? Meyvedir. Peki bütün ağaç neye hizmet eder? Meyveye hizmet eder. Şu kainat ağacının sonucu, ürünü, meyvesi kimdir? İnsandır. O zaman açıkça şunu diyebilir miyiz? Arkadaş bu kainat tamamen bana hizmet ediyor. Şimdi bunlar niye önemli? Tekrar hatırlatayım. Biz bu işin neresindeyiz? Ne cihette Allah bizi kullanıyor? Bunları bilmeden bizim bu imtihandan kurtulmamızın ihtimali yok. Şimdi bir gemide açılsa bir gemi, içi yük dolu. Temizlikçi de gaflet etti. Mahiyetten gaflet etti. Uyudu. O gemide en fazla ne olur? Gemi kirli kalır en fazla. Peki kaptan o temizlikçinin yaptığı gibi yapmaya çalışsa, ona özense... Kaptan da geçip bir köşeye uzansa, uyusa bu sefer ne olur gemi? Karaya vurur, batar değil mi? Bir insan kendisini sadece yemek içmek ve şehvetten lezzet alan bir hayvan yerine koysa, sadece böyle yaşasa, yese, içse, şehvetle uğraşsa, sadece bu dürtüleriyle hareket etse. Şimdi bu insan kaptanı olduğu bu gemiyi batırır, bu geminin bütün yolcuları, hani hepsi hizmet ediyor muydu o insana? İnsan o ağacın meyvesi miydi? Demek bu geminin bütün yolcuları da bu adamdan davacı olur. İnsan neden mükafat önüne sunuluyor ve insan neden sürekli tehdit ediliyor? Çünkü vazifesi bunu gerektiriyor. O gemide iş yapmayan bir temizlikçinin alacağı tehdit ne kadardır? Seni bir daha götürmem. Peki o gemiyi batıran kaptanın alacağı tehdit ne kadardır? Gemideki yük kadardır. Neden bu kadar kuvvetli? Vazifesi itibariyle kuvvetli. Yoksa o da etten kemikten, o da etten kemikten. Şimdi et kemik olarak baksak kasaptaki et bizden daha kıymetli. Peki bizi bu kadar kıymetli yapan...
Bütün kainatı bizim için kullandırtan nedir? Bizim vazifemizdir. Buyurun devam edelim okumaya. Ve hakikati Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi. Bir çekirdekten çıkan ağaç en son meyvenin kalbine o çekirdeği tekrar başlatır. Yani bir ağaç neyle başlıyor? Çekirdekle başlıyor. Bir ağaç neyle bitiyor? Çekirdekle. Meyvenin kalbinde o çekirdek var. Demek ki ağacın başında da sonunda da çekirdek var. Peki bu kainata biz ağaç dedik. Kainat ağacının en başındaki o çekirdek kimin çekirdeği olsa gerek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru. Bakın bunu sahabe efendilerimizden Cabir bin Abdullah soruyor. Ya Resulallah kainat nasıl yaratıldı deyince benim nurumdan yaratıldı cevabını veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Peki bu nereden belli? Şimdi kainatın her yeri esma mı? Esma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktı. Allah Azze ve Celle ile buluştu. Ve ruhunda bütün o esmalara ayna olan özelliklerini Allah'a tuttu, takdim etti ve sundu. Bu vazifesinden belli ki bu kainat ağacının başı Nur-u Muhammedi'dir. Biz bu meseleyi bir anlasak, esas lezzetin şu esmalara aynedarlık olmak olduğunu, esas lezzetin kulluğun içerisinde saklı olduğunu bir anlasak, bütün o hayvani lezzetlerden kurtulacağız. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef, affedersiniz, aç kurtlar gibi rızkın peşinde koşup esas vazifeyi unutuyorsun. Bir insanın rızkını aramasına demiyorum, başka bir ses söyledim. Hırs ile, Allah'ın verdiğiyle tatmin olmamayla aç kurtlar gibi koştuğunda ne oluyor bu sefer? Esas vazifeni unutuyorsun. Zaten dünyadan bir lezzet de alamıyorsun. Ne diyorsun sürekli? Hadi bakalım mücadeleye devam diyorsun. Allah bütün kainatı sana hizmetkar etmiş. Bak küçücüksün ama kainatın en büyükleri sana hizmetkar olmuş. Doğru mu? Güneşi bir lamba olarak dikmiş mi tepene? Bak sen ne kadarsın? Küçücüksün. Güneşi sana hizmetkar eylemiş. Peki bahar geldiğinde çiçeklerden halı yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi o zaman yine bu mücadeleyle ben koşturuyorum rızkın peşinde diyor ya, hangi mücadele bir arıya bal yaptırabilir? Mümkün var mı? Yok. Hangi mücadele bir ineğe süt verdirebilir? Bunlar mücadeleyle olacak şeyler değil. Acaba Allah Azze ve Celle eşeğe bizdeki aklı verse kim kime binerdi? Mümkün değil değil mi? O eşeği yükümüzde kullanamazdık ama eşek bize hizmetkar olsun diye ona yük taşımanın içerisinde vazifesine bina ettiği bir lezzet var. Yani baktığında bu kainat ağacının meyvesi benim. Bütün kainat bana hizmet ediyor. Neyden ötürü? Bir vazifem var. Bu vazifeden ötürü. Şu sorumuza cevap arıyoruz. Madem ben dünya için gelmedim, dünyaya neden geldim? Bak bir vazife yakaladık mı? Yakaladık. Biraz daha kazacağız birazdan. Buyurun devam edelim. Ve kainat Kur'an'ının ayeti kübrası. Kimden bahsediyor Furkan? İnsandan. Ben neymişim? Ayeti kübra. Ayet ne demek? Delil demek. Ayeti kübra ne demek? Büyük delil. Şu kainatta kainatın sebebini, ne için yaratıldığını, Allah'ın varlığını ve esmasını en büyük ispatlayan delil kim? Benim. Bak vazifeye bakar mısın Sinan? Bu kadar büyük bu vazife insandan başka kime verilmiş yeryüzünde Mehmet? Yok. Bak şimdi şu vazife bir ortaya çıksın. Çünkü birçoklarımız, Allah bize affetsin inşallah, kabre gittiğimizde olayı bilmiyoruz daha. Ya neydi olay, neydi, ne için gelmiştim, onun farkında değiliz. Buyurun devam edelim. Ve ismi azamı taşıyan ayetül kürsüsi. Bak bak tariflere bak, evet. Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri. İşte biraz olaylar kopmaya başlayacak şimdi. Üç tane yer var bugün. Üçünde kopacak gidecek olaylar. Ben neymişim bu kainatın? Nasıl misafire? Yok. Hayır, mükerrem değil. Allah herkese ikram ediyor. Neyim ben? En mükerrem. Mükerrem ne demek? İkram edilen demek. Şimdi Allah kainatta herkese ikram ediyor mu? İneğe, sineğe hepsine ikram ediyor mu? Ama dikkat edin, Allah bütün mahlukatı toptan insana ikram ediyor. O zaman ben neyim Sinan? En mükerrem. Nereden belli peki bu söylediğimiz cümle? Allah'ın koyuna yaptığı ikramlar eti sütü koyun için mi? Hayır, kimin için? İnsan için. Ama bir insan koyun gibi mide deliğinden baksa bu hakikati göremiyor. Tekrar sorayım aynı soruyu. Yeryüzünde en mükerrem, yani en çok ikram edilenin benim olduğu ne belli? Bakın, karpuzun içini kim yiyor? Ben yiyorum. Dışını kim yiyor? Hayvanlar yiyor. Peki bu karpuz içi için mi yaratıldı, dışı için mi? İçi için. Madem karpuz içi için yaratıldıysa ve o içini ben yiyorsam demek ki karpuzun yaratılmasındaki amaç bana ikram edilmesidir. Bu yeryüzü sofrasından en çok kim istifade ediyor? İnsan. Bak arı istifade ediyor mu? Ediyor. Arıdan kim istifade ediyor? İnsan istifade ediyor. Çiçeklerin polenine konmuyor mu arı? Konuyor değil mi? Peki koyun yeryüzünden istifade ediyor mu? Koyundan kim istifade ediyor? Ben istifade ediyorum. Balıklar okyanusun derinliklerinde gıdalardan, rızıklardan istifade ediyor mu? Ediyor. Balıktan kim istifade ediyor? Ben. Demek ki şu cümleyi tekrar söyleyeyim. Allah mahlukata ikram etmiş ama bütün mahlukatı toptan
İnsana yani bana ikram etmiş. Bakın bu kadar ikram varsa altında çok derin bir vazife olması lazım. Şu kainattaki bütün ikramların tamamını anlayabilecek cihazların insanda olması bile en mükerrem varlığın insan olduğuna apaçık bir delildir. Ne ceylan gittiği yerlerin lezzetini anlar, ne arı yaptığı balın lezzetini anlar, ne koyun keçi verdiği sütün lezzetini anlar, ne deve etinin lezzetini anlar. Madem kainatın topunun lezzetini anlayacak cihazlar bana verilmişse, demek ki bu kainatta en çok ikram edilen kişi benim. Peki bu kadar ikram neyden ötürü bana yapılıyor? Vazifeden ötürü. Ama bu vazifem ne vazifem? Buraya gelmemiz lazım. Ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru. Bak şimdi, dünyadaki sekineler yani sakinler, ceylanı, kaplanı, elması, armutu bunlara kim yön veriyor? İnsan yön veriyor. Mesela biz hayvana yön veriyor muyuz? Senin etini yiyeyim, senin sütünü yiyeyim. Peki bir hayvan mı insana yön veriyor mu? Şimdi vazifeler ortaya çıkıyor, insanın mahiyeti ortaya çıkıyor. Demek ki insan Allah adına yeryüzünde tasarruf sahibidir. Benim bu cümlemin karşılığı bir kelime var, kim söyleyecek? Halife! Bak bak vazifeye bak, vazifeye bak. Ne benim vazifem? Hilafet vazifesi var, yeryüzünün halifesi benim. Ne belli? Yeryüzündeki bütün mahlukata kim yön veriyor? İnsan yön veriyor. Demiri kim büküyor? İnsan. Havadan en çok kim istifade ediyor? İnsan. Denizin altını kim kullanıyor en çok? İnsan. Bir balık bile denizin altını kullanıyorsa o balığı yine insan kullanıyor. Şimdi Allah'ın verdiği böyle bir rütbe dururken bir insan yeryüzündeki boş iltifatlara aldansa, boş para biriktirmelere aldansa, boş makamlara aldansa, bana şu rütbeyi verdiler, beni şuradan çağırdılar diye bunlara aldansa, sizce Allah Azze ve Celle nasıl tepki verir? He? Ben seni yeryüzünde halife olarak yarattım, sen ise bir hayvan gibi yeme içme ve başka sair zevklerin peşinde koşturdun deyip ne olur bunun karşılığı? Gemi kaptanı gemiyi batırsa karşılığı ne olur? Gemi kadar cezası olur. İşte bunun da gemi kadar cezası olacaktır. Ana sorumu tekrar söyleyebilir mi biri? Madem insan dünya için gelmedi o zaman dünyaya ne denir? Devam edin. Ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına, alış ve verişine ve zer ve ekilmesine nezaret, yani o ekmelerine nezarete memur. Kim bu memur? Kim? Yine ben. Bak vazifelere bak. Özelliklere bak. Devam. Ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. En gürültülü. Yani şu dünyadan insanı çeksen anlamı kalmaz ama bütün dünya muazzam bir şekilde devam eder. Niye? En gürültülü, en zarar veren yine biziz. Peki bir de ne diyor? Mesuliyet diyor. Şimdi bak bu kalıbı oturtmak zorundayız. Bizim mesuliyetimiz ne biliyor musun? Tüm kainatı benim için çalıştıran Allah'a bütün kainatın selamını ve tesbihatını sunmak. Şimdi komutanlar askerlerini diziyorlar mı? Diziyorlar. Askerler kime selam veriyor? Komutanlara. Peki komutanlar o selamları alıp kime götürüyor? Genelkurmay'a götürüyor. Şimdi bütün kainatın ibadetini ben kullanıyorum. Arının balını, koyunun sütünü. Onlar o zaman o selamlarını benim için sunuyorlar mı? Sunuyorlar. Ben bütün kainatın o sunduğu tesbihatı, kusursuzluğu, mükemmelliği, selamı alıp Allah'a sunmak ile vazifedarım. Bu hali en çok ne zaman yapıyorsun? Namazda. Nerede? Tahiyyatta. Yoksa ne olur? Yoksa ne olur biliyor musun? Bütün kainat öfkesinden çıldırır. Tekadu temeyyezu minel gayz. Ne demek? Öfkesinden, gayzından çıldıracak, çatlayacak. Ne yapmazsam? Bütün kainat benim için amade oldu ya, ben o selamları ve tesbihatları Allah'a sunmazsam. Konunun parçaları oturuyor mu? Birazdan bütün oturacak. Devam. Ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişahı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı. Bütün kainat insanın dikkati altında, doğru mu? İnsan da Allah'ın dikkati altında. Ne vazifesi olarak? Müfettiş vazifesi olarak. Yani Allah teftiş etmekle beni mesuliyetlendirmiş. Bakın bakın vazifeler nasıl çıkıyor ortaya, buyurun. Ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı. İnsandan başka harekatı kaydedilen yeryüzünde bir mahluk duydunuz mu? Yok değil mi? Neden yok? Çünkü o mahlukların kayda değecek kadar bir kıymeti yok. Şimdi mesela önemli bir devlet vazifesinde bir adam olsa ne yaparlar? Adımını bile 10 kamerayla takip ederler. Neden? Çünkü her hamlesi vazife itibariyle çok önemlidir. Peki adım adım hareketleri kaydedilen insandan başka bir varlık var mı? Ne için? Demek ki mesuliyeti çok büyük. Peki insan kaydedilecek ve kaydedilince ne olacak? Siz bir şeyi neden kaydederseniz? Mesela biz eskiden kaset kaydederdik. Niye? Tekrar izlemek için kaydeder değil mi? Demek ki bu kayıtlar bir gün bir yerde dökülecek. Ve o döküleceğinden dolayı Allah kaydettiklerinin bir kısmını bizim hafızamıza da koymuş. Ne için?
inkar etmeyelim diye. Bak şimdi kulları, Allah'ın kulları sevdiği şeyleri taş plağa kaydediyor. Plastik CD'ye kaydediyor. Doğru mu? Metal USB'ye kaydediyor. Şimdi sen taşa, plastiğe, metale bir şeyler kaydedebiliyorsan demek Allah bütün kainatı her şeyi kaydedebilir ya. Ne için kaydediyor? Bir gün onları açmak için. İşte onlar açıldığı gün ya Settar bizim günahlarımızı ört diye çok yakarmamız lazım. Peki Allah'ın bizim günahlarımızı örtmesinin en büyük duası, fiili duası nedir? Bizim başkalarının günahlarını örtmemiz. Evet devam edelim. Ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan. Neydi o emanet? Bütün kainatın tesbihatını toplayıp o tesbihatı Allah'a sunmak. Bakın böyle bir vazifem var. Evet. Ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zihayatın en bedbahı ve diğerinde en bahtiyarı. Çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-ı külli ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat-ı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhaddab-ı hassı ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça en zengini. Kabiliyetçe neyim? En zengin. Başka? Ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle alude. Bakın çok ilginç bir olay. Bana verilen kabiliyet kimseye verilmemiş. Yani sermaye. Ama kedi kadar mutlu olamazsın diyor. Bakın sermayece nasılım? Yeryüzünün en yükseği. Peki mutluluk olarak nasılım? Kedi kadar olamıyorum. Benim annemin kedisi düştü geçenlerde. Bir aradım evi. Annem kediden daha üzgün. E şimdi o zaman bu insana bu kadar sermaye verilmiş. Bu insan insan olarak değil de kedi olarak yaratılsa olmaz mıydı? Hiç değilse dünyada daha mutlu olurdu. Niye Allah insanı bu şekilde yaratmış? Öyle değil mi? Çünkü bizi kedi olarak yaratsa şu hayattan daha ziyade lezzet alırdık. Belli ki insan bu dünyanın müşterisi değil. Şu bizim ana cümlemiz neydi soru cümlemiz? Madem insan dünya için gelmedi, dünyaya ne için geldi? Şimdi bütün film kopacak. Ne için geldi biliyor musunuz? Ahiretteki kabiliyetleri dünyada gelişsin diye geldi. Küçük küçük kirazları nereye ekerler? Seralara ekerler. Halbuki o kirazların bir tanesi ağaç olsa o seraya sığar mı? Sığmaz. Madem sığmaz, neden o seraya ekiyorlar? Tohumlarını fidan yapmak, yani filizlendirmek için. Yani o tohumlar, kiraz tohumları o seraya ağaç olsun diye atılmadı. Fidan olsun, filizlensin diye atıldı. O tohumlar o seraya filizlenenler ile filizlenmeyenler birbirinden ayrılsın diye atıldı. Daha sonra filizlenenleri ne yapacak sera sahibi? O seradan alacak, aşılayacak, dalı budağı uçsuz bucaksız büyüyebilecek bir ormana ekecek. Dünya ne biliyor musunuz? Fidanlık bahçesi. Madem dünya için gelmedim, dünyaya niye geldim? Çünkü dünya benim ağaç olacağım yer değil. Dünya benim seram. Allah bizim imanımız tohum halinde, çekirdek halinde olan imanımızı dünyanın serasına ekti. Neye bakacak? Acaba bu tohumların hangisi küfür ile gübre olacak? Hangisi iman ile tohumlanıp filiz olacak, fidan olacak? Peki daha sonra o fidanları ne yapacak Allah? Uçsuz bucaksız büyüyebileceği götürüp ahiret toprağına ekecek. Peki direkt gözümüzü cennette açsak olmaz mıydı? Neden dünya serasına ekti bizim tohumlarımızı? Çünkü cennetten istifade edecek kabiliyetler bu dünya serasında gelişiyor. Seraya iki tane tohum koydun mu? Koydum. O tohumun kabuğunu kırıp fidan olmayanını götürüp ormana eker misin? Ekmezsin, o artık gübre olmuştur, toprak olmuştur, bitmiştir. Hangisini ekersin? Filizlenip fidan olanını ekersin. Allah gözümüzü açar açmaz bizi direkt cennete koysa olmaz mıydı? Olmazdı. Dünya serasına ekileceğim. Şeytan benimle uğraşacak. Yani güneş gelecek, yağmur gelecek, çamur gelecek, imtihanlar gelecek, şeytan gelecek, nefis gelecek. Daha sonra o tavuğun kabuğunu yırtıp atacak, fidan olacak. Daha sonra o fidan o seraya sığar mı? Sığmaz. Yani ölecek o fidan ondan sonra ve Allah alıp onu cennetteki ucu bucağı olmayacak şekilde büyüyeceği oraya götürüp ekecek. İnsanın bu kabiliyetlerinin tohum hükmündeki, çekirdek hükmündeki kabiliyetlerinin gelişmesi için zıtlıklarla boğuşması lazım. Şimdi
Hiç köy çocuğu tanıdınız mı? Böyle bütün zıtlıklarla boğuşan köy çocuğu. Dağda, çayırda büyümüş, her işi yapmış. Nasıl oluyor adamlar? Kabiliyetli oluyor. Neden? Zıtlık var. Zıtlık olunca gelişmiş. Peki böyle evden, balkondan, bilgisayarın başından çıkmamış bir insana denk geldiniz mi? Bir çay doldurmayı bilmez. Niye bilmez biliyor musunuz? Onun zıtlığıyla karşılaşmamış ki o kabiliyeti gelişsin. Öyle bir adam patlayan su borusu tahmin etmeyi bilir mi? Böyle bir zıtlık yaşamamış ki bilsin. Öyle bir adam ormanda kaldığında gece vakti hangi mantarın yeneceğini, nasıl ateş yakacağını bilir mi? Böyle bir zıtlığa maruz kalmamış ki böyle bir kabiliyeti gelişsin. E şimdi benim dünya serasına ekilip bu kabiliyetlerim gelişmese ben nasıl bu kabiliyetlerle cennetten lezzet alacağım? Mümkün değil. O zaman Allah şuna bakıyor. Sizin tohumlarınızı dünya serasına ektim. Allah bakıyor ki hangimiz çekirdeğin o kabuğunu kıracak, fidan olup filiz verecek? Hangimiz dünyasını ahiret yolunda feda edecek? Hangimiz bu ceseti eritecek ve ruhunun ufkuna yürüyecek? Zaten eskiyecek mi bu? Allah da ona bakıyor. Dünya için mi eskiteceksin kendini, benim için mi eskiteceksin? Ve bakacak Allah. O ektiğim, dünya serasına ektiğim tohumlardan kimler acaba tohumuna kıyamayacak? Yani kabukta kalacaklar, kendilerini acıtmayacaklar. Yani ne demek bu? Kimler hayvani lezzetlerde o tohumu manasına, yani içindeki programına feda etmeyecek? Şöyle kayısı çekirdekleri olur ya, bir çıt dersin, yersin, çöpe atarsın. Aynı bu şekilde kim kendini kullanacak diye. Şimdi bizler neymişiz o zaman? Dünya serasında bir çekirdek. O çekirdek neden dünyaya gönderildi? Filizlenecek mi, çürüyecek mi diye. Şimdi ya içi o çekirdek kabuğunu kıracak, içindeki programı çalıştıracak. Doğru mu? İçinde program var değil mi? Ya kabuğunu kırıp o programı çalıştıracak, güzelce filiz verecek ve sera sahibi alacak, diyecek ki aa bunu artık bu sera kurtarmaz, alıp bunu cennetin ormanına ekeyim diyecek. Ya da bunun tersi olacak. Şimdi özü ölmüş bir çekirdeğin kabuğu yakışıklı olsa ne yazar? Şimdi bazı insanlar öyle değil mi? Adamın kabuğu nasıl? Yakışıklı, canti, karizma. Ama bir imtihana tabi tutuyorsun, bir yarım saat muhabbet ediyorsun. İçinden bomboş bir adam çıkıyor. Neden? Özü çalışmıyor. Nereye yatırım yapıyor adam? Kabuğuna yatırım yapıyor. İşte kimler bunlar biliyor musunuz? Yemek, içmek ve şehvetten başka hayatta bağlantısı olmayan adamlar. Şimdi bazı insanlarda var. Kabuğuna baktığında biraz sıkıntılı. Kabuğunun akıntısı var. Gözleri yaşlı. Kabuğu kırılmış, dökülmüş, Allah imtihan etmiş, hastalık vermiş, musibet vermiş, bela vermiş. Ama özü nasıl özü? Ekildiği anda koskocaman ağaç olacak bir öz var içerisinde. Bakın Üstad Hazretleri bunu ayırmak için Mesnevi Nuriye'de bir cümle söylüyor. Bu harika risale mühim bir İleminde medeni mümin ile medeni kafirin suret, kabuğu ve siret, yani özü programı ve zahir, kabuğu ve batın içi farklarını gayet belli bir tarzda beyan ediyor. Ve neticede bu farkı körlere de göstermek için diyor ki eğer istersen hayalinle Nurşin karyesindeki Seyda'nın meclisine git bak. Bir Seyda var, meclisinde birileri oturuyor. Orada fukara kıyafetinde melikler. Kabuk nasıl kabuk? Fukara. Özü ne? Melik Sultan. Padişahlar ve insan elbisesinde melaikeleri bir sohbeti kutsiyede göreceksin. İnsan elbisesinde neymiş? Melaike. Bak bir de zıttını gösteriyor. Kabuğu yakışıklı, içi çürümüşleri gösterecek. Sonra Paris'e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki akrepler insan libası giymişler. Ve ifritler adam suretini almışlar. Şimdi anladınız mı? Kabuk ve özün farkını anladınız mı? Allah o tohumları ekiyor. Dünya serasına. Birilerimiz kabuğumuza kıyamayacağız. Olmaz, ben bu kabuğa namaz kıldıramam. Ben bu kabuğa abdest aldıramam. Ben bu kabuğun gözlerini yorup, çok duydunuz değil mi? Gözüm ağrıyor, kitap okuyamıyorum. Bir 10 saat bilgisayar çalışıyorsun. Gözlerim ağrıyıp ben Kur'an'ı öğrenemem. Sahabe gibi mücadele edip ben bu kabuğumu çatlatamam. Peki neyini yok ediyor? Kabuğun içindeki özünü yok ediyor. İşte bu dünyaya neden gelmek zorundayız, anladınız mı? Şimdi o sihirli cümleyi bir daha söyleyelim. Madem dünya için gelmedik, dünyaya niye geldik? Niye gelmişiz? Seraya ekileceksin. Kabuğunun içinde ne var o çıkacak. Özün var mı yok mu o çıkacak. Bazıları kıyamayacak ahiret için kendisini yormaya ve o kabuğunu bir kırmada çitleyecek, çöpe atıp bitirecek. Şimdi bu kabuk meselesi çok ciddi bir mesele. Hatta aklımıza takılmış bir sorunun cevabını bile veriyor bu kabuk meselesi. Soruyu soralım mı? İnsanda marka düşkünlüğü nedendir? 3 sebeptendir. Birinci sebep, insan kaliteyi yakalayayım, dünyada işlerim yürüsün, ahiret işlerimin vaktini almasın der. Geçerli bir sebep mi? Geçerli bir sebep. Bozuk bir şey alıp 10 saat uğraşacağına kaliteli bir şey alıp 1 saat bile uğraşmaz. İkinci bir sebebi daha var. İnsanın marka düşkünlüğünün ikinci sebebi cennet arayışıdır. Bir gün biri bana sordu, dedi ki abi dedi bu insanların lüks arayışı bitecek mi dedi. Bitmeyecek dedi. Niye bitmeyecek? Çünkü insan dünyada cenneti arıyor. Bakın teknoloji geliştikçe ruhun hızına yanaşıyor aslında. Ta bilmem neredeki adamla telefonla görüşüyorsun. Bu ruhun bir özelliği. Ruh bu özelliği yakaladı mı çok seviyor. Arabaya biniyorsun, hızlı gidiyorsun. Bu ruhun bir özelliği. O yüzden insanın lüks düşkünlüğü hiçbir zaman bitmeyecek. Neden bitmiyor?
Çünkü insan dünyada cenneti arıyor. Peki dünyada cenneti yakalayabilir mi? O zaman lüks düşkünlüğü de bitemez. Ama bu manayı anlamadan dünyada cenneti arayanın dünyası cehennem olacak. İkinci sebep bu. Birinci sebep neydi? Kaliteyi pragmatist kullanmak. İkinci sebep ne dedik? Cennet arayışı dedik. Gelelim üçüncü sebebe. İnsanın marka tutkusu neden? Üçüncü sebep kompleksinden dolayı. Şimdi insan kendisini değersiz hissediyor. Kime satıyor da değersiz hissediyor? Çünkü Allah kuluna değersiz bakmaz. Kime satıyor? İnsanlara satıyor. Allah'a satması gereken çekirdeği insanlara satıyor. İnsan da onun ücret karşılığını verebiliyor mu? Veremiyor. Şimdi insan kendisini başka bir insana satarken şahsi bir değeri olmadığından dolayı markalarla değer kazanmaya çalışıyor. Şu üst, bilmem ne ev konutları, bilmem ne araba. Çünkü kendi bir değeri yok. İnsan şunu göremiyor. O senin markan değil ki. O neyin markası? Elbisenin markası. Neyin markası? Evin, arabanın markası. Peki o insana diğer insanlar istediğini verebiliyor mu? Veremiyor. İşte size bir cennet arayışı yerine bir cehennem bulma serüveni daha. Ve inanın bu marka ve lüks arayışı öyle bir hale geldi ki siz markalı kefen diye bir şey duydunuz mu? Var. Peki siz klimalı tabut duydunuz mu? Şaka yapmıyorum. Klimalı tabut var biliyor musunuz? Nereye gitmiş bu arayış görüyor musunuz? Eskiler öldüğünde neyi gömüyor yanına? Hazinesini, atını. Neden? Bu arayış bitmiyor. Niye? Kabuğuna değer verdiği için bitmiyor. Özüne bir inse, kendini dünya serasında bir ekse, kulluk toprağına, nübüvvet suyuna bir buluştursa, o güneşin yani şeytanın ve nefsin imtihanlarına bir böyle kafa tutsa ne olacak? Fidan olacak. Vakti gelince sera sahibi ne yapacak o fidanı? Sen burada bu kadar büyürsün. Seni büyüyebileceğin, enine boyuna büyüyebileceğin uygun bir diyarı almam lazım deyip cennete götürecek. Şimdi insanın vazifesi meselesi çok ayrıntılı bir şekilde açıldı mı? Kiraz bahçesi metaforuyla, sera metaforuyla. Vazife de ne vazifeymiş gördük mü? Madem dünya için gelmedim, dünyaya niye geldim? Bu serada filizin ortaya çıkacak mı? Yoksa kabuğuna önem verip diğer takıntılarla kabuğuna yatırım yapıp içindeki programı çalıştırmayacak mısın? Kabuğuna yatırım yapan insanlar ruhunun sıkıntısını cesedini meşgul ederek oyalamaya çalışıyor. Şimdi mesela bizim evde, sizin evlerde de var. Çocuk sıkılıyor. Ne yapıyorsun? Ne veriyorsun çocuğun eline? Oyuncak veriyorsun, telefon veriyorsun. Birkaç saat gideriyor mu? Birkaç saat ruhu doyuyor, bedeni hareketsiz kalıyor değil mi telefon elinde? Ancak ruh doyunca beden hareketsiz kalır. Peki günlerce aynı oyuncakla oynayan çocuk gördünüz mü? Ama saatler aralıksız böyle 24 saat. Ne yapıyor çocuk? Ben artık bunlarla avunmak istemiyorum diyor. Bana hakiki lezzet alacağım, beni hakiki doyuracak bir şey lazım diyor. Alıp kaldırıyor, atıyor oyuncağı. İnsanın durumu da aynı değil mi? Bakın. Ruhunun açlığını cesetiyle gidermeye çalışan insanlara dikkat edin. Lüks çılgınlığı, az önce konuştuğumuz marka tutkusu. Orayı da göreyim, bunu da alayım. Yetmez bunların da tamam benim olsun. Kendisine lazım olmayan şeyleri bile biriktirip bekçilik yapar başında. Binmeyeceği kadar araba, oynayamayacağı kadar oyuncak. Evet evet, 40 yaşında da adamın oyuncağı olur. Evet evet, çocuk işi değildir oyuncak. Ya çocuğun ki iş değilse bir arabayla yetiniyor şöyle dört tekerli masum şey. O adam o oyuncak diye maddelere kadar sarabiliyor. Yaramaz adamlara kadar sarabiliyor. Peki sizlerin çocukluktan beri hayalleri olmuştur. Hayallerinize ulaştığında tatmin etmediğini hissettiğiniz oldu mu hiç? Bakın üniversite imtihanında aynı şeyi yaşamışızdır. KPSS'de memuriyete atanınca, iş kurduğumuzda, çok güzel bir ticaret yaptığımızda. Evleneyim rahatlayayım. Hayır rahatlayamazsın, Allah o an imtihan ediyor. Allah'ın lafının üstüne laf söyleme. Olmadı. Bak evlendin başka bir şey oldu. Ya bir çocuğum olsun oldu daha kötüye gitti iş belki de. Şu evi de alayım, şu arabayı da alayım. Ulaştığın her şey ancak ulaşıncaya kadar bir kıymeti var. Neden? Çünkü kabuğa yatırım yapıyorsun. Yatırım yapılması gereken neresi? Öz. Peki biz şu an şu derslerde ne yapıyoruz? Seraya atılmış olan iman tohumlarımıza su veriyoruz. Su! Ya Rab çürütme. Özünü dışarı çıkar, kabuğunu yırt ama özünü dışına çıkar. Bizi filiz yap, fidan yap. Bu dünya fidanlığından bizi cennete ek, cennete. Orada böyle uçsuz bucaksız büyüyelim diye mücadele ediyoruz. Şimdi anladınız mı o insanın vazife, vazife, vazife dediğimiz neymiş? Şimdi anladınız mı? Madem dünya için gelmedik, dünyaya niye geldik sorusunun cevabı oldu mu şimdi? Oldu mu acaba? Allah Allah. Devam edelim. Ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak ve devamı ve saadeti ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen... Var mı tatmin olan? Tatmin olan olsa almayı bırakır. Değil mi? Edinmeyi bırakır. Yok, tatmin olan yok. Şimdi bakın, insanda bir ceset var. Çürüyor mu? Çürüyor. Bir de insanda ceset tarihi ne var? Ruh var. Hiçbir şeyin çürümesine razı olmuyor. İçeriden razı mısın annenin yaşlanıp erimesine? Bak bak, çok ilginç değil mi? İnsanda ceset var, çürüyor, ruh var. Hiçbir şeyin çürümesine razı olmuyor. Ne demek bu? Demek ki senin cesedin buralı. Memleketi nereye cesedin? Dünya. Peki ruhun nereli? Ruhun da ana vatanı burası değil, ahiret. Ruh buranın malı değil. Nereden belli? Buranın hiçbir standardına razı olmuyor. Bak buranın standartlarında çocuk düşer,
Kaşını gözünü yarar. Razı mısınız? Bak sizin evinizde bir tane hasta çocuk var değil mi? Razı mısınız? Razı olmayan neren? Ruhun niye? Çünkü ruhun yaratılış standartları bu dünya standartları değil. Belli ki ruh ne istiyor? Sonsuzluk istiyor. Allah Allah. Hiç üzülmek istemiyor. Ya anneni seviyorsun, belim ağrıyor diye üzülüyorsun. Bu nasıl sevgi ya? Mutlak bir sevgi değil. Mutlak bir sevgi mutlu etmesi lazım ama seni üzüyor. Belli ki sen ruhundaki tohumlar filiz versin diye dünya serasına gönderildin. Nereden belli? Çünkü bu seraya bu ağaç sığmıyor. Bak anladınız mı? Ağaç neymiş? Ruhumdaki istekler ağaçmış. Sığıyor mu dünyaya? Sığmıyor ya. Bak gencecik adamsınız. Annesini babasını kaybeden var. İstiyor musunuz bunu? Olmuyor. O zaman neden bu seraya ekiliyoruz? Acaba ahiret için filiz verecek mi? Yoksa dünya için özünü çürütüp kabuğunu mu kullanacak? Bunun imtihanı olsun diye geldik. Madem dünya için gelmedik, dünyaya niye geldik? Bu yüzden geldik işte. Devam edelim okumaya. Ve ona ihsanlar eden zatı, perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i samedaniye ve bir acube-i hilkat. Kim bu? Hayret verici aciplikte yaratılan kim? İnsan, evet. Ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyeti şehadet eden. Ediyor değil mi? Az önce konuştuk. Evet. Böyle 20 külli hakikatlerle. Allah Allah. 20 hakikat ispat etti, evet. Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan. Şimdi biz bu 20 hakikati nereye bağlamak için konuşmuşuz Necdet? Hak ismi. Sence Necdet, rahatça düşün. Hak ismi ne demek sence? Hakkını veren. Çok güzel. Şimdi mesela bir araba alsan 500 kadran var. Onunla gidiyorsun. Murat ne dersin ona? Arabanın hakkını ver, hakkını dersin ya. Şimdi İsmail, Konya'da güzel bir saray yaptık, içine koyunları bıraktık. Oldu mu? Olmadı. Ne olmadı? Hakkı olmadı. Şimdi Allah'ın hak ismi var. Ne demek hak ismi? Her şeyin hakkını veren. Allah mideyi yarattı mı? Yarattı. Hakkı olarak ne verdi? Kainatta rızıkları yarattı ya. Nimetleri yarattı. Bakın, eğer Allah kainatta rızıkları yaratmasaydı, elma, armut, portakalı yaratmasaydı bu şeyin adına mide denmezdi. Karşılığı olması lazım. Niye? Hak ismi var çünkü. Allah gözü verdi. Gözün hakkı nedir? Güneştir. Peki Allah insanı verdi. İnsanın hakkı nedir? Sonsuzluk, ebediyettir. Bakın vermek istemeseydi bu sonsuzluğu istemeyi Allah bize vermezdi. Şimdi kutuplardan Mersin'e penguen getirdik. Nasıl Mersin? Ya bildiğin gibi şu gömleği yani şöyle dürüm dürüm olmadan çıkarmanın imkanı yok Mersin'in yazının sıcağında. Madem öyle o penguen ne arar Mersin'de? Soğuk arar. Eve alsan nereye gider? Buzdolabına gider. Kendini buzluğa atar değil mi? Hatta şöyle bir buz kalıbı görse, onun üstünde uzansa, hani sen denizde sahilde uzanıyorsun ya, penguen öyle hisseder. Niye orayı arıyor peki? Çünkü penguen oranın standartlarında yaratıldı. Şimdi bakın bizim az önceki isteklerimizin tamamını alt alta yazalım, toplayalım. Ne çıkar? Cennet çıkar, cennet. Neden? Çünkü bu ruh cennetin standartlarında yaratıldı. Çünkü ana vatan orası. Peki, senin midenin hakkını verip kainatı rızıklarla dolduran Allah, ruhunun hakkını verip ahireti yani sonsuzluğu yaratmaması mümkün mü? Konu nereye geldi gördün mü? Midenin hakkını vermiş mi? Vermiş rızık. Balığın hakkını vermiş mi? Vermiş. Deniz. Arının hakkını vermiş mi? Vermiş çiçekler. Bu kainattaki bu her şeyin talebinin karşılığını, hakkını veren Allah, madem benim de bir ismim haktır, her şeyin hakkını veririm diyorsa, senin ruhunun sonsuzluk isteğini vermese hakkını vermiş olur mu? Bakın beyler, balinanın hakkı akvaryum değildir. Sonsuzluk isteyen bu ruhun hakkı da 3 artı 1 eve sığmaz. Madem öyle, Allah hak ismi gereği seni bu dünyada zayi etmez. Senin karşılığındaki sonsuzluğu sana verir. Neden verir? Hak ismi böyle iktiza eder. Bir adamda neden cömert ismi vardır? Karşılığını yapar çünkü adam dağıtır da cömert demişlerdir. Siz bir arkadaşa neden mimar ismini veriyorsunuz? Önce karşılığını, eserini görmüşsünüzdür, o yüzden veriyorsunuzdur. Peki Allah'ın neden hak ismi vardır? Demek ki onun iktizası, karşılığı vardır. Bak konu nereye bağlandı? İnsanın 20 tane özelliğini söyledik. O 20 özelliği hak ismine bağladık ve dedik ki hak ismi varsa sonsuzluk var. Ya böyle rahatlatıcı bir ders olabilir mi ya? Yani dünyadaki hiçbir derdin kalıcı değilin mesajı bu ders ya. Evet. Ve en küçük zihayatın ve en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen. Hafiz, hıfzeden değil mi? Kaydeden, evet. Ve kainatı alakadar edecek efalleri o ismin katibin-i kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki. Bakın cümlelere lütfen dikkat edin. Tahmin ederim ki demiyor, belki demiyor. 20 tane ispatla, delille kesin olacak diyor, evet. Bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak. Allah Allah, evet.
ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve Hafiz ismiyle cüz'i külli kayd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek ve dar-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgahının ve şekavet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak. Bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit. Kim bu zabit? İnsan, evet. Toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. İnsan toprağa girip saklanıp ahireti görmeme ihtimali var mı? Bunu söylüyor. Şimdi bir asker askeriyede hata etse ne olur? Kızarsın. Peki bir komutan askeriyede hata etse ve bütün askerleri telef olsa? Kızarak çözülür mü bunun karşılığı? Çözülmez. Nereye gidecek o? Yüksek yüksek mahkemelere gidecek. İnsana şu cümleyi söyledik. İnsan dedik, kumandan. Nasıl bir kumandan? Kainattaki her şeyin tesbihatını Allah'a sunan, ikram eden, götüren bir kumandan. Kainat ibadetini bana takdim etti. Ben de o takdim edilen tesbihatı Allah'a sunacağım. Doğru mu? Vazife böyle. Az önce örnekledik. Dedik ki komutanlar durur, askerler onu selamlar. Komutanlar o selamları alıp genelkurmayı selamlar. Der ki yani ben askerlerin selamını sana getirdim der. Şimdi bütün kainat ibadetini bana sunuyor mu? Sunuyor. Arının ibadeti nedir? Bal yapmak. Bana sunuyor mu? Ben yiyorum. Koyunun ibadeti nedir? Süt vermek, et vermek. Bana sunuyor mu? Bak sunuyor. Bir ineğin ibadetinin biri, o derisinden kayış yapılmak. Bana sunuyor mu? Sunuyor. Şimdi o zaman benim vazifem ne? İnsanın vazifesi. İnsana takdim edilen bu nimetlerin tamamını götürüp Allah'a takdim etmek. Bakın kulluğu anlatıyoruz. Namazı anlatıyoruz. İbadet nedir bunu anlatıyoruz. Şimdi bir insan bunca selamı Allah'a götürmezse bir ordu komutanı toprağın altında saklanarak bu işten kurtulabilir mi? İmkanı yok, kurtulamaz. İmkanı yok. Demek haşir vakti çıkarılacak. Bütün mevcudatın hesabı ondan sorulacak. Sonsuz cehennem neden? Bir cevabı da çıktı mı ortaya? Bütün mevcudatın tesbihatı ve selamı var ortada. Ya evet devam edelim. Yoksa sineğin sesini işitip Hakk'a hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde... Bak sineğin vız vızına hayat vermiş. Fiilen cevap vermiş. Neye? Vız vızına. Şimdi sen mi kıymetlisin İsmail Sinek mi? Ne cihette peki? Sanat cihetiyle mi? Hayır. Sanat cihetiyle belki sineğin kanadı kıymetli. Onu kıyaslayamıyoruz. Ne cihetiyle? Vazife cihetiyle. Bak şimdi. Gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuk-i insaniyenin mezkur 20 hakikatler lisanlarıyla edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet. Burada duralım. Şimdi sineğin vızırtısına hayat vermiş, senin ruhunun sonsuz çığlığına ebediyeti verir diyor. Buna ispat olarak da ne diyor? İspatı neymiş? Sineğin kanadı kadar israf olmamasıymış. Allah'ın kainatta sinek kanadı kadar israf yapmadığına delil nedir? Sineğin kanadıdır. Bakın Yunus Emre diyor ki, bir sineğin kanadın 40 kanıya yükledim. Araba gibi düşün. 40'ı da çekemedi, şöyle kaldı yazılı diyor. Sinek dediğin gramlık bir et parçası. Peki sineği araştıranlar, ansiklopedilerce kasetler, videolar, görüntüler, yazılar, eserler toplamış mı yıllardır? Peki ben bu sinek için yazılanları 40 arabaya yüklesem? 40 araba sinek için yazılanı çekemez. Gramlık bir sinek için. O zaman şu sineği bir inceleyelim mi? Sineği inceleyeceğiz ve diyeceğiz ki sineğin vız vızını israf etmeyen benim kalbimdeki ebed ebed çığlığını asla israf etmez. Çünkü küçüğü israf etmeyen büyüğü israf etmez, kaydedir. Şimdi sen evindeki boş su şişesini biriktirip israf ediyorsun ama gidip evi yakacaksın komple, mümkün mü? Değil. Küçüğü israf etmeyen büyüğü asla israf etmez. Sinek kitabını bir okuyalım. Bir madde başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyuruyor. Sizden birinin yemek kabına sinek düşse diyor, o sineği tamamen batırın ve o şekilde çıkarın diyor. Şimdi Alman bir bilim adamı sineği araştırmış sinek. Sineğin karnındaki yağ tabakasında birikmiş bir enzime denk geliyor. O enzimle deneyler yapıyor ve diyor ki, sineğin karnındaki yağ tabakasının enziminin 1 gramı 1000 litre sütü dezenfekte eder diyor. Akıl alır gibi değil, değil mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, çorbaya düştü mü? Batırın diyor. Şimdi o sinek çorbaya düşse, değil mi? O ivmeyle biraz yan düşer. Sen onu batırdığında refleks olarak bir panik oluşur mu? Oluşur. O panikle ne çatlıyor biliyor musunuz? Karnındaki yağ tabakası çatlıyor. Ve o dezenfektan görevi gören enzimler çorbaya geliyor. Bu sineği geri çıkarıyorsun. Çorbanın zehri gidiyor. Aynı mesele kimde var? Arıda var mı? Arının bir fabrikası bal, bir fabrikası zehir üretiyor mu? Sinek de öyle. Akrebin bir fabrikası zehir,
Bir fabrikası da o zehirden, özellikle radyasyona panzehir üretiliyor mu? Üretiliyor. Ayrı olay sinekte de var. Laboratuvarın olunmadığı bir zamanda mikroskobu olmayan, inceleme yapamayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize bildiriyor. Şimdi şu sineğin özelliklerine devam edelim mi? Sineğin kanadında 12 bin devirli motor var. Yani o sineği bir araba boyutunda büyütsen, 12 bin devirli kanatlı bir sinek araba olsa Ankara ile İstanbul arasını 6 dakikada gidiyor. Bakın şöyle yaptığımız bir sinek medeniyetin teknolojisine konduğu yerden gülüyor gülüyor. Siz istediğiniz kadar uğraşın, Allah standartlarında bir şeyi ortaya koyamazsınız diye gülüyor. Yeni bir özelliğine gelelim. Bir sinek acelesi olmadığı müddetçe saniyede 200 kez kanat çırpıyor. Ve saatte 7,5 kilometre hıza ulaşıyor. Yani sen bunu bir otomobil olarak büyütsen saatte 5000 kilometre hız demektir. Saatte 5000 kilometre hız yapan uçaklar, roketler var mı? Var. Peki hangisi sinek gibi şu manevraları yapabiliyor? Mümkün değil. 5000 kilometre gideceksin, sinek gibi şu manevraları yapacaksın. Sinek konduğu yerden beşerin teknolojisine gülüyor mu gülmüyor mu? Devam edelim. Sinek de temizlik için arka ayaklarına acayip kılıflar tüyler verilmiş. Ve o arka ayaklarıyla hiç izlediniz mi sineği? Kanatlarına, kafasına kadar her yerini temizleyebiliyor mu? Yapabiliyor bunu. Hangi beşerde var bu özellik? Mümkün değil. Devam edelim. Tavanda baş aşağı konuyor, kaygan camda dikine yürüyor. Şimdi sizce bu özellikleriyle medeniyetin harikalarıyla alay ediyor mu? Alay ediyor. Bakın bir sineğin israf edilmediğini, sinek kanadının bile israf edilmediğini konuşuyoruz. O kanadındaki muhteşemlik ile hem güneşin yedi rengini üzerinde taşıyor hem de muazzam ivmelerle yer çekimine meydan okuyor. Kim yapıyor bunu? Bir sinek sinek. Şöyle vurduğumuz bir sinek. Devam edeyim. Kafasında kaç tane göz var biliyor musunuz petek halinde? 4000, 6000 arası göz var. Sizce bu gözleri kainatı gören bir sanatkar görme nasıl olurmuş? Bakın görün diye bizim gözümüze sokmuş olmasın. Bakın köllerin göreceği bir ders işliyoruz. Devam edeyim. Hava akımlarını, tehlikeleri ve yemeklerinin nerede olduğunun tamamını haber veren iki tanecik şurada anteni var. Evinizde antenler var, arabanızda antenler var. Hangi antenler bu kadar haber veriyor? Mümkün değil. Devam edeyim. Bir tane dişi sinek yeryüzünde sağ kalsa ve bu dişi sinek üremeye başlasa ama üremesinin önü engellenmeyecek. Şu an Allah kısıtlıyor mu yeryüzünde? Tabii sineği başka hayvana atın. Ne yapıyor? Rızkı yapıyor. Onu ona yedirtiyor, onu ona yedirtiyor, kısıtlıyor. Diyelim ki kısıtlamadı Allah Azze ve Celle. Bir tane dişi sinek yeryüzünde var. Bu dişi sinek üremesi sonucunda 7 ay sonra yeryüzündeki karalardan 7 metre yükseklikte sinekten bir yorgan ördürebilir. Bizler haşere ilaçlarıyla atmosferi belki delebiliriz ama bir sineğin üremesine asla engel olamayız. Şimdi her bir sinekte beşerin gözüne sokarcasına alemlerin Rabbinin esmalarını tanıtacak özellikler gözümüze sokulmuş mu sokulmamış mı? Şu ayete dikkat edin. Haç suresi. Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği halk edemezler, yaratamazlar. Az önce şunu dedik. Bir sineğin vızvızına bu kadar özellik yükleyip onun çağrısına yardım eden Allah, beşerin yani yeryüzünün halifesinin kalbindeki ebed ebed çığlıklarına karşı sonsuzu yaratmaması mümkün mü? Akıl böyle bir şey kabul eder mi? İmkanı yok, imkanı yok. Buyurun devam edelim. Bütün o hakikatlerin bağlandıkları insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat ve arzuları besleyen kainatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlerini bütün bütün israf etmek. Bir daha sormamız lazım. Sineğin kanadını israf etmeyenin bütün kainatın amacı olan insanı yok edip israfa göndermesi mümkün müdür? Düşün gemiye kıymetli malları yüklemişsin ama defalarca adamları tembih ediyorsun. Aman bak çivisi çizilmesin, bak çivisi çizilmesin. Daha sonra seni görüyorlar, geminin altını kazıp gemiyi batırmaya çalışıyorsun. Mümkün mü? Bardağa bu kadar hassas davranan, çiviye bu kadar hassas davranan o gemiyi toptan batırma ihtimali var mı? Peki, sinek kanadını israf etmeyenin kainatın amacı ve meyvesi olan insanı israf edip toprağın altında, derinliklerinde bırakma ihtimali var mı? Bu şekilde Allah bütün kainatı toptan batırmış olmaz mı? Bütün kainatı israf etmiş olmaz mı? Zerresini israf etmeyenin bu kainatı israf edip bizi tekrar yaratmayacak, yok edecek demesi delilikten başka hiçbir şey değildir. Bunu diyenin artık tedavisi diyanette değil, psikolojidedir. İnanın yani bu kadar köre anlatılacak bir mesele bu. Buyurun devam edin. Hakikatlerini bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki Hak ve Hafiz ve Hakim ve Cemil ve Rahim isimlerine şehadet eden bütün mevcudat onu reddeder. Rahim ismi deyince aklınıza numune olarak kim geliyor?
Anne geliyor. Geçen düşündüm, dedim ki ya annesiz yaratsaydı bizi ne olurdu? Yaratamaz mı? Topraktan, camdan, yoktan, her şeyden. Her şeyden yaratabilir. Neden dedi bana anne vermiş? Bu kadar tutku, bu kadar bağlılık vermiş. Düşündüm yani. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah kendi rahmetinin ismine muazzam bir numune göndermiş. Bakın bir bebeği acıksa, canı acısa ne yaparsa yapsın annesine koşar. Niye? Anne ona mamadır. Anne ona yara bandıdır. Anne ona gece yorgandır. O bebeğe istediklerini vererek oyalayamazsınız. O bebek ancak annesini yakalayınca durur ve annesinin paçasına yapışır. Annedeki rahmet onun her şeyidir. Yani o annesine sarılarak aslında sütü de elde etmiş olur, uykuyu da elde etmiş olur. Bahçede oynamayı da elde etmiş olur. Her şeyini alabilirsin ama annesini alamazsın bebeği. Şimdi neden bu kadar kıymetli bir anneyi vermiş? Rahim isminin numunesini anlayalım diye. Peki Rahim isminin damlası olan annenin icraatlarına doğduğun günden beri şahit misin? Şahitsin. Bakın Allah'ın rahmetini okyanus olarak düşünün. O okyanusun bir damlası dünyada bölüşülüp annelere dağıtılmış. Rahim ismi ne demek, anlaşılıyor mu? Birisi gelip sana dese ki annen sana yarın bir gün zarar verecek dese. Annenden mi şüphelenirsin, o haberi getirenden mi? Haberi getirenden. Çünkü o damla olan rahmete asla şüphe bile ilişmez. Şimdi sen Rahim isminin damlası olan annenden şüphelenmiyorsun. Ama yarın beni diriltmez diye o Rahim ismine okyanus kadar sahip olan Allah'tan şüpheleniyorsun. Şimdi annene yakıştıramadığın ihaneti Allah'a yakıştırmış oldun mu olmadın mı? Bakın çok muazzam bir olay değil mi? Nasıl olur da annene yakıştıramadığın ihaneti haşa Allah'a yakıştırıyorsun? Çünkü Allah'ı bir annen kadar tanımıyorsun. Bütün olay burada. Bu dersler niye önemli? Bir daha anlaşılıyor mu? Evet, buyurun devam edelim. 100 derece muhal ve 1000 vecih ile mümtenidir derler. İşte biz Halık'ımızdan haşre dair sorduğumuz suale Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimleri cevap verip derler. Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuku misillü haşir haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim. Malum mu değil mi? Bakın bu kalp ne için yaratıldıysa onu arayacak. Yumurtadan çıkan bir ördeğin suyu aradığı gibi. Çatlayan bir tohumun gökyüzünü, güneşi aradığı gibi. Kafesinden kaçan bir kuşun o özgürlüğü aradığı gibi. Bu ruh da, kalp de ne için yaratıldıysa onu aramak zorundadır. Bu bunun vazifesidir, fıtratıdır. Ve bu arayışın karşılığını bulmadan asla insana huzur yoktur. Yani biz şu derslerle insanların mutluluğu, huzuru, saadeti nasıl olur onları konuşuyoruz. Bazıları iman ahiret için lazımdır gibi bağnazca laflar ediyorlar ya, siz onlara inanmayın. İman bu dünyanın huzur ve saadetinin de garantisidir. Demek ki iman sadece ahiret değil, dünya içinde kullanılacak ve olmazsa olmaz mutluluğun anahtarı olacaktır. Bunun yerini doldurabilecek hiçbir lüks, hiçbir marka daha bulunamamıştır ve beşer bulamayacaktır. Sübhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Özellikle şurayı bir daha tekrar edelim. Madem dünya için gelmedik, dünyaya niye geldik? Bu sera örneğini unutmamamız lazım. Hak isminin örneğini unutmamamız lazım. Hakkın israf etmemesi ve sinek kanadı meselesini. Allah'ın kainatta sinek kanadı kadar israfta bulunmadığının delili nedir? Sineğin kanadıdır. Muazzam ya. Yani demek o zaman Mehmet dünyaya göndermese ahirette lezzet yok. Çünkü lezzet alacağın, mesela dünyada neyle lezzet alıyorsun? Ağzınla lezzet alıyorsun, burnunla lezzet alıyorsun, kulağınla lezzet alıyorsun, dokunmanla lezzet alıyorsun değil mi? Peki bu kabiliyetlerin nerede gelişti? Anne karnında, anne serasında gelişti. Anne serasında gelişen özelliklerin kulağın, burnun, dilin, gözün bir sonraki alemde lezzet alacağına nasıl delil olduysa dünya serasında gelişen o iman özellikleri de bir sonraki alemde lezzet alacağına böyle delildir. Bak şimdi tam oturdu.